O yüzden biz 2 yılı aşkın bir süredir DİSK olarak gelirde adalet, vergide adalet diyoruz. Belki de şu televizyonlarda görünce bu DİSK başkanı da hep aynı şeyi söylüyor. Başka bir şey söylemiyor. Sabah akşam gelirde adalet diyor, vergide adalet diyor diyeceksiniz. Ama gerçekten bugün Türkiye'nin temel meselesi bu. Şimdi gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet diye yeni bir mücadele sürecine başladık. 21 ilde iş yerlerinden başladık. 21 ilde büyük buluşmalar yaptık. Ve şimdi bölge mitinglerine başladık. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Mersin'de Akdeniz bölge mitingimizi yaptık. Dün de İzmir'deydim. Belki izlemişsinizdir. İzmir'de gerçekten bir gazeteci arkadaşımız şey söyledi. İzmir'de bir kırmızı gömlekliler seli oldu diye. Gerçekten binlerce işçi arkadaşımızla birlikte İzmir'de gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet için buluştuk. Çarşamba günü İstanbul mitingimiz var. İlk kez burada söylüyorum. 3 Ekim'de Perşembe günü de meclis hemen açılır açılmaz. Başkanımıza da söyleyeyim. 1 Ekim'de meclis açılacak. Biz de 3 Ekim'de Ankara'dan farklı büyük bir işçi buluşması, büyük bir işçi mitingi yapacağız. Ve gelirde adalet için meclise geçtiğimiz yıl Kasım ayında İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüp bütün siyasi partilere dosyasıyla öneri olarak 5 madde olarak sunduğumuz vergide adalet yasasının meclisten oy birliğine geçmesi için meclisin açıldığı hafta Ankara'da kitlesel bir miting yapacağız. Ve bu mücadeleyi biliyoruz ki evet gelirde adalet istiyoruz, vergide adalet istiyoruz ama aynı zamanda ülkede adalet istiyoruz. Çünkü ülkede adalet yoksa ekmek olmaz. Bugün Türkiye'de bir avuç insan için bir avuç güç sahibi, iktidar sahibi, para sahibi, bir avuç, bir grup için her şey serbest. Vergi kaçırmak serbest, yasalara uymamak serbest, sendikal hakları çiğnemek serbest, anayasa mahkemesi kararlarına uymamak serbest, doğamızı, kentlerimizi talan etmek serbest. Böyle şey olur mu? Böyle demokrasi olur mu? Demokrasinin olmadığı yerde ekmek olmaz, demokrasinin olmadığı yerde, adaletin olmadığı yerde de bir ülkenin geleceği olmaz. O yüzden biz DİSK olarak demokrasi işçinin ekmeğidir, adalet işçinin ekmeğidir derken de bunu söylüyoruz. Ve demokrasiden de şunu anlamıyoruz. 5 yılda bir gizli bir sandıkta oy vermek demek değildir demokrasi. Demokrasi hayatın her anında ve her alanında. Başta işçi sınıfı olmak üzere bütün toplumsal kesimlerin söz ve karar sahibi olması demektir. Ve siyaset de, siyaset dediğimiz şey de meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve siyasi partilerinin 4 duvarı arasında belli bir sayıdaki insanla yaşanan ya da belli bir sayıdaki insan arasında geçen bir süreç değildir. Siyaset sokaktır, siyaset iş yeridir, siyaset fabrikadır, siyaset evin içidir. Dolayısıyla artık Türkiye'de bu kadar ciddi ölçüde işçileşmiş, Türkiye toplumunun 1/4'ünün işçileştiği, proleterleştiği, emeğiyle geçindiği, ücretiyle geçindiği işçi dediğimizde de fabrikada kol emeğiyle çalışan işçiden o büyük parıltılı plazalarda sönük maaşlarla hayatını sürdürmeye çalışan beyaz yakalısı, mavi yakalısı işçi sınıfının 2 yakasını bir araya getirerek kuşkusuz bütün bu örgütsüzleştirme saldırısı karşısında emeğin taleplerinin merkezinde olduğu bir siyasetin bugün Türkiye'de egemen kılınması lazımdır. Türkiye işçi sınıfının artık özellikle 12 Eylül'le birlikte hem siyasetten hem bütün karar alma mekanizmalarından dışlanan ve toplumun çok büyük bir kesimini oluşturan işçi sınıfının artık siyasete de müdahil olması gereken bir dönemin içerisine girdik. Emek siyaseti, emek adına siyaset yapmak değil. Emek siyaseti gerçekten bütün siyasi partilerin, bütün siyasi öznelerin, sendikaların, işçi sınıfının hep birlikte ülkenin geleceği için emeğin siyaseti çerçevesinde bir gelecek tahayyülünü, politika önerilerini, bu ağır tablo karşısındaki somut önerilerini hayata geçirecek bir adım adım ortak bir mücadele sürecidir. Emek siyasetinin başlıkları da çok açık aslında ortada. Ücret deminden beri konuşuyoruz. Gelir dağılımını, yoksullaşmayı, ücret. Ücret dediğimiz şey değerli arkadaşlar işçiyle işveren arasında bir mesele değil. Ücret meselesi, ücret kavgası bugün bu ülkede Türkiye'ye uluslararası kapitalist sistemde biçilen role, yani ucuz emek cenneti rolüne karşı bir politik kavgadır. Vergi öyle basitçe işte vergi uzmanlarının teknik mesele değil. Vergide adalet mücadelesi toplumsal adaletin ve ahlakın simgesidir her şeyden önce. O yüzden vergide adalet mücadelesi bir politik kavgadır. Yine bütün bunların güvencesi olacak sendikal hakların kullanımının önündeki engelleri kaldırmak bir politik kavgadır. Ve aynı zamanda aslında içinden geçtiğimiz süreçte hep söylediğimiz
demokrasi ve adalet mücadelesi bugün emek mücadelesinin ve emek siyasetinin olmazsa olmazıdır. Ve hepsinden önemlisi işçilerin birliğini ve halkların kardeşliğini sağlamak, bugün bizi daha fazla bölerek, parçalayarak, daha rahat ve daha fazla sömürmek üzerine kurulu bu stratejiyi tersine çevirmek açısından son derece önemlidir. O nedenle